Arkadaşlar şimdi ganaş hazırlayacağız. Çikolatalı ganaş. Yani bu pastaları süsleyen en güzel şey oluyor. Çok basit bir tarifi var bunun. Şimdi ben onu anlatacağım size. Normalde çikolatayla ve kremayla yapılan bir şey ama her zaman herkesin elinin altında krema olmayabiliyor. O yüzden biz de evdeki malzemelerle bir güzel bir ganaş hazırlayacağız. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağıya ihtiyacımız var. Ben şimdi şöyle bir böyle bir kabın içine aldım. Arkadaşlar bu ganajı da Ben Murray usulüyle yapacağız. Şu an ocağın üstüne bir çaydanlığımı koydum. İçine su koydum yarısına kadar. O şu an ısınıyor orada, yani kaynama derecesine gelecek ama yarısına kadar koydum. Çok fazla doldurmadım. 2 yemek kaşığı sütümüz var arkadaşlar. Şöyle ilave ediyoruz. Ve çikolatalarımız da bir paket, toplamda bir paket olmak üzere çikolatamız var. Onları da ilave ediyoruz. Şimdi ben bunu kaynayan çaydanlığımın üstüne koyacağım ve yavaş yavaş erimesini sağlayacak. Arkadaşlar burada da önemli püf nokta, Ben Murray usulü yapacağımız kabın suyla temas etmemesi gerekiyor. Anladınız mı? Yani suyla temas etmeyecek. O şekilde yapacağız şimdi. Ganaş hazırlamak bu kadar kolay arkadaşlar. Evdeki malzemelerle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Pastalarınızı süsleyebilirsiniz. Şimdi bunu ocağın üstüne, çaydanlığın üstüne alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çaydanlığın alt büyük kısmını aldım ocağa. Yarısına kadar şöyle kaldırayım, sıcak olmamıştır. Yarısına kadar su ekledim ve üstüne de Ben Murray yapacağım kabımı ekledim. Yani elinizde ne varsa, hangi kap varsa o şekilde olur yani. Suyla temas etmiyor. Bunların erimesini bekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi erimeye başladı bunlar. Böyle iyice karıştırıyoruz erirken. İyice birbirlerine karışsınlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ganajım hazır olmaya başladı. Şöyle birkaç tur daha çevirdikten sonra artık ganajımız hazır. Şöyle